Selamlar dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni serverların gelmesiyle birlikte biliyorsunuz craftçılar çoğalacak. Bu nedenle sizlere detaylı bir video yapmak istedim. Rehber videosu yapacağım craflaya ilgili. Kademe kademe gideceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir sürü taktik vereceğim. Lütfen söylediklerimi dikkatli bir şekilde dinleyin. Size çok büyük faydası olacak. İlk önce craft ne demek? Oyun içerisinde craft nedir? Onu öğrenelim dostlar. U harfine bastığınızda meslekler sekmesi açılıyor. Bu meslekler sekmesinde bir sağda ve bir solda olmak üzere iki adet kategori var. Biri ürünleri topladıkça expini kasabildiğiniz bir kategori toplayıcılık olarak geçiyor. Diğeri de life skill yani bu topladığınız ürünleri üretime sokarak karakterinize meslek öğrettiğiniz bir sekme yeni serverlarda mesleklere girmek istiyorsanız kastıklarınızın hiçbirini satmamanız gerekiyor. Bu da server'ın ilk bir ayı iki ayı size getiri olarak hiçbir şey sağlamayabilir ama üretimden dolayı yine ciddi kazanırsınız. Benim tavsiyem GB yüksekken en azından kastığınızın yarısını satıp yarısını üretime saklayabilirsiniz dostlar. İlk olarak öğrenmeniz gereken şeylerden biri jobların mesleklere karşı etkileri var. Örnek veriyorum. Warrior'lar woodcutting ve mining'den %10 daha fazla exp ve %10 daha fazla hızlı toplama bonusu alıyor. Rogueler ise fishing, arkeoloji ve quarrying de aynı şekilde. Mage'ler herbalizm ve meslek olarak alchemide. Price'lar harvesting ve tailoring de, cooking de böyle böyle. Bunların bonusları var. Bu bonusları hemen ekranın soluna şu an yerleştiriyorum. Buradan detaylı bir şekilde bakıp klasınızı, job'unuzu lütfen ona göre seçin. Buraya karar verdiysek ilk toplayıcılığımız olan en baştan gideceğim woodcutting'i detaylı bir şekilde anlatmaya başlıyorum. Evet efendim oyuna başladık geldik sapli mercantı bulduk mağazamızı açtık. İkinci sayfamıza geldik. Hemen ikinci sayfanın sonunda Common Wood Axe yazısını gördük. Mouse'umuzu bunun üzerine tuttuğumuzda dostlar Recruit Character Level, Recruit Wood Cutting Level diyor. Yani bunun takabilmeniz için gereken Wood Cutting Level'ı ve karakterinizin level'ını göstermekte. Bir level'da takacağımız aletlerin isimleri Common ile başlıyor. Common Wood Axe'i alıyoruz common sickle, common skinning knife, common shovel, common fishing rod, common pickaxe, common stammer, common secretary. Toplamda 8 adet aleti 80k'ya alıp giyiyoruz dostlar. Çantamıza geliyor. Hemen sağ tıklayarak bunları kuşanıyoruz. Bunları kuşandıktan sonra bilmemiz gereken bazı şeyler var. Şimdi toplayıcılıkta Level cap var dostlar. Toplayıcılık level'larını 1 level'dan 10 level'a 60 level olana kadar getirebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size. 1 level'da başladınız, hala 1 levelken bunların hepsini 10 level yapabiliyorsunuz. Fakat 10 level üzeri yapabilmeniz için karakterinizin 60 level'a ulaşmış olması gerekiyor dostlar. 1'den 10 level'a kadar olan toplayıcılığımızı Common Woodaxe ile yapacağız ve Oak Tree'yi topluyoruz dostlar. Ağacımızın ismi Oak Tree. Ben şimdi size hepsini tek tek göstereceğim. Dostlarım şimdi Dorion'a geldim. Dorion'da size göstermek istedim bunu. Woodcutting'i 1'den 10 level'a kadar Dorion bölgesinde sadece o aktri ile birlikte kasabileceğiz. Şimdi yapacağınız şey çok basit dostlar. Buna yakınlaşıyorsunuz. Toplayıcılık tullarımızı taktığımız için üzerimize yakınlaştırdıktan sonra F'ye basıyoruz. Zaten onun üzerinde bir harf çıkıyor. Hangi harfe basmanız gerektiğine dair bir gösterge var. F'ye basıyorsunuz ve animasyon olarak gerçekten sanki ağacı kesiyormuş gibi dövmeye başlıyor ağacı. Ağaçların içerisinden iki parça malzeme çıkıyor. Oakwood veya arvat lif. Bunun arvat lif çıkmasının sebebi biz arvat sonucunda olduğumuz için. Yüksek ihtimalle galya ve mantis yolcularında galya lif ve mantis lif olarak çıkacaktır bunlar. Bu şekilde toplayacaksınız ürünleri. Benim karakterim şu an sizden daha hızlı toplayacaktır dostlar. Buna takılmayın çünkü benim üzerimde 30 level unique Wudakse var. Yani yüzde %100 daha hızlı topluyor common Wudakse'ye göre. 1 level'dan 10 level'a kadar Dorion'da o aktriyi toplayarak kasacaksınız dostlar. 1 level'dan 10 level'a kadar o aktriyi topladınız. Sonra 10 level oldunuz. Sonrasında yapmamız gereken şey Dawn atıp Dunaskar veya Proteansanız Protean bölgesine gitmek olacak. Çünkü burada bir üst level ağaç burada çıkmıyor dostlar. Lunaskara veya Protean'a gidiyoruz. Lunaskara gelmeden önce yapacağımız bir şey var dostlar. 10 level yaptık artık Woodcutting'i. Hemen yine Sapli Merchant'a gidiyoruz. Common Woodaxe yerine Rare Woodaxe alıp takıyoruz hemen. Artık Pine Tree'leri toplayabilir durumdayız. Pine Tree'leri toplayabiliyoruz. Aynı zamanda Oak Tree'leri de daha hızlı topluyoruz. Bir üst level elimize toplayıcılık aleti taktığımız için ben şimdi sizlerin huzurunda Pine Tree de toplamaya başlıyorum dostlar. Bir level'dan 20 level'a kadar Lunascar veya Protean'da hem Oak Tree hem Pine Tree toplayabilirsiniz dostlar. Bunun da içerisinden Pinewood düşüyor fakat şanssızlığımıza sürekli Arvat Leaf düşüyor. Pinewood'un da görseli bu şekilde. Bunun bir üstü her level'da toplayabileceğiniz ürün sayısı düşecek dostlar. O Tree'den 9 parça ürün alırken şu an Pine Tree'den 8 parça ürün alıyoruz dostlar. Diyelim ki bunu da 20 yaptık. Hemen gidiyoruz. Elimizdeki toplayıcılık silahını Epic Woodaxe ile değiştiriyoruz. Üzerine zaten mouse'unuzu tuttuğunuzda 20 level olabildiğinizde tutacağını gösteriyordur. Ondan sonra da toplayacağımız ağaç ismi de Aspen Tree. Bu noktada artık Hadar veya Hagard slotlarına geçebilirsiniz. Çünkü orada Oak Tree çıkmaz sadece aspen tree, birch tree ve pine tree çıkar. Hızlı hızlı 30 level'a götürmek istediğiniz için de yapabileceğiniz en mantıklı iş Hadar veya Hagard'da toplamaktır. Binek yarışına girdikten sonra orayı da göstereceğim dostlar. Orada da sadece aspen tree ve pine tree toplayacağız. Evet dostlar, binek yarışını yine kazandık. Royal Chest'imizi aldık. Hadar'a geldim. Hadar'daki sistemi göstereceğim dostlar. 20 level olduk artık wood Oyunda exp yemekleri ve hız yemekleri var dostlar. Şimdi oyunun başlangıcında server yeni açılacağı için bu carrot soup olarak geçiyor. Wood cutting'in yemeği. Çorba dostlar bu. %5 10 dakikalığına toplama hızı veriyor. Fakat server başlar başlamaz bunu hemen üretemeyecekler. Üretseler bile fiyatı böyle 1K olmayacak. 20 level'a gelene kadar en azından 10 level'a gelene kadar bunu kullanmamanızı öneririm. Ekonominizi kötüye götürür. Yani ağaç zaten toplamak size kar bırakacak dostlar. Güzel para kazandıracak. Fakat bu ağacın yanında ben başlangıçta 1 bir, bir level'dan 10 level'a götürene kadar carrot soup basayım derseniz ki server'ın başlangıcında ilk 3-5 gün bulamayabilirsiniz zaten. Bulduktan sonra da 1 level'dan 10 level'a götürürken carrot soup kullanmak size ciddi anlamda masraflı gelecektir. Bu nedenle 10 level olduktan sonra bu carrot supu kullanabilirsiniz. Bir de dostlar meslekler kısmında weapon craft yapan kişiler bu toplama aletlerinin enhanced olan yani bir üst level'a atlatılmış olanı üretebiliyorlar. Bunlar da fazladan XP fazladan hız veriyor. Commo'nun zaten enhanced'i yok dostlar. Rare'den başlıyor. Yani 10 level'da takabiliyorsunuz bu enhanced'leri. Weapon craft çılar da bunu 8 level'da üretebiliyor. Bayağı da masraflı bu. Bunu yapabilmesi için 16 level karpenterisi olması gerekiyor. Bayağı dertli bir iş bu üretim işi. Ondan şu an bahsetmeyeceğim. Fakat bunlar da şöyle hemen budakseyi bulalım. Bunların rare'leri %3 exp, %3 hız bonusu veriyor. Epic'leri %5 veriyor bu bonuslardan. Unique'leri de %7 veriyor. %5, %3 diye dostlar küçümsemeyin. İnanılmaz rakamlara tekabül ediyor. X kasarken, hız kasarken. Bazen kase yiyeceksiniz. Binlerce insan toplamaya çalışacak. 3 kişi aynı anda vurduğunda zaten bir tane veya iki tane fazla aldırsa size o %3 gerçekten çok büyük kar yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim baştan. Yemeğimizi bastık. Yemeğimizi bastıktan sonra dediğim gibi Hadar'a geldik veya Hagar'da geldik. Aspen tree ve Pine Tree ile Wood Cutting'imizi 30 level'a kadar getirdik. 30 level'a getirdiğimizde Burst Tree'yi toplamamız için gereken karakter level'ımız 80 level dostlar. Oyunun başlangıcında Burst Tree olsa bile kimse toplayamayacak. Level cap gelene kadar dostlar. Diyelim ki level'ınız yükseldi. 80 level oldunuz ve Burst Tree'yi gördünüz. Burst Tree'yi alabilmeniz için gereken malzeme Unique Wood Axe olacak dostlar. Unique Wood Axe. Üzerinde zaten görüyorsunuz karakter level 80. wood cutting level'ında 30 olması gerekiyor. Bunu takıp malzeme toplayabilmeniz için. Şöyle hemen sizin huzurunuzda Burst 3'de toplayayım. Bu arada Pine Tree'den 8 adet ürün düşüyordu biliyorsunuz. 8 dilim vardı. Aspen Tree'de 7 dilim. Burst Tree'de yani 30 level'lık ağaçta da 6 dilim var. Bunların içerisinden yaprak düşme veya odun düşme ihtimallerinin yüzdesi bilinmiyor dostlar. Bazen komple hepsinden odun atıyor. Bazen 4 tane yaprak 2 tane odun atıyor. Bazen arka arkaya full yaprak atıyor. Bence düzeltilmesi lazım. 30 level bir ağaç vurduğunuzda bazen 3 tane, 4 tane yaprak attı oluyor. Bu da kazancınızı yani neredeyse %80 oranlı düşürüyor dostlar. Oyun bir sonraki güncellemede bunun da önlemini almıştır bence. Ben bununla ilgili çok bilgilendirme yaptım. Umarım benim gibi bir sürü insan görmüştür ve oyun bunun notunu almıştır diyelim. Dostlar, bu ağaçlar haricinde Woodcutting toplayıcılığında 3 farklı ağaç daha mevcut. Holy Tree, Firefly ve Sage Soul. Görüntülerini ekrana veriyorum. En azından görüntülerini görmüş olun. Holy Tree 10 level'a geldiğinizde toplayabileceğiniz bir ağaç çeşidi. Hem toplayıcılık XP yüksek hem de üretim yaptığınızda fazladan X veriyor. Aynı şekilde Firefly 20 level olduğunuzda toplayabileceğiniz bir ağaç çeşidi. Yine üretimde ve toplayıcılıkta diğer ağaçlara nazaran daha fazla X veriyor. Seed Soul ise de 30 level'a geldiğinizde toplayabileceğiniz bir ağaç çeşidi. En yüksek XP Soul Sage veriyor dostlar. Eğer DV üzerinde toplayıcılık yaparsanız %100 daha fazla XP alacağınız için odunculuğu çok hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Woodcutting'imizi 30'u yaptık artık Burst de topluyoruz ve dedik ki kardeşim üretim yapmak istiyoruz. Üretim yapabilmeniz için gereken sistem şu şekilde ilerliyor dostlar. Meslekler için gerekli toplayıcılıklar diyor. Yani Carpentry'i ilerletebilmeniz için wood cutting'inizin level kasılmış olması gerekiyor. Örnek veriyorum. Diyelim ki wood cutting'iniz 10 level. Siz Carpentry'i 30 yapabilirsiniz fakat Carpentry'i sadece 10 level'da öğrendiğiniz malzemeyle kasabilirsiniz. Yani ikisinin de level'ları aynı olması gerekiyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Wood cutting'iniz diyelim 10 level değil mi? Carpentry'i sadece 10 level'da öğrendiğiniz malzemeyle kasabilirsiniz. Eğer wood cuttinginiz 16 değilse siz buradan 16 level ürününü üretemezsiniz. Hala 10 level üretmeye devam edersiniz. Bunu 30'a kadar 40'a kadar götürebilirsiniz fakat sadece bunlarla. Bu nedenle toplayıcılık yapmak önemli. Gezen tavuk gibi olmalısınız. Binenize atlayacaksınız dostlar. Gördüğünüz her yeri gezeceksiniz. Takır takır toplayacaksınız. Bir oraya gideceksiniz bir buraya gideceksiniz. Aspen tree mi gördünüz? Basıyorsunuz keret supunuzu hemen hızlı bir şekilde topluyorsunuz dostlar. Zaten her level'ınız yükseldiğinde burada bekleme süreniz daha da düşmüş olacak. Daha hızlı toplayacaksınız. Daha fazla ürün gelecek üzerinize. Belki kaseler olacak. Belki girdiğiniz kampta hiç odun ağaç bulamayacaksınız ama pes etmek yok. Gezen tavuk olduğunuz sürece ürün bulamama ihtimaliniz yok. Bu kamptan çıkarsınız diğer kampa geçersiniz. Yönetim zaten 45 kamp açacağını söyledi fakat Hadar'da kaç kamp açılacak bilmiyorum. Onun için toplama yapabileceğiniz bir sürü kamp olacağını düşünüyorum. Eğer bu kampta bulamazsanız diğer kampa geçeceksiniz. O kampta da mı yok? Başka kampa geçeceksiniz. Gezen tavuk olacaksınız. Odunların hepsini patır patır toplayacaksınız dostlar. Şimdi dostlar wood cutting'i kastık. Woodcutting'i kastıktan sonra topladıklarımızın hepsini gittik Carpenter'e yatırdık. Carpenter'in de meslek olarak level'ını kastık ki bunlar kolay şeyler değil dostlar. Gerçekten uzun sürecek şeyler. Burada önemli şeylerden biri Holy Tree, Holy Tree'lerden düşen Hollywood'lar ve Firefly'lar. Bunlar çok yüksek x veriyor dostlar. Bunları ne kadar çok bulursanız o kadar saklayın. Eğer Woodcutting kasacaksanız. Başlangıçta evet ben... Woodcutting mesleğinde ilerleyeceğim. Sonrasında mining'i ilerleteceğim. Blacksmith'i ilerleteceğim ve weapon crafting'e gireceğim diyorsanız eğer bunları saklamanızda fayda var. Çünkü o timberlarla bunu 10 level'a attığınızda pine timberlarla çok rahat 16'ya gelebiliyorsunuz. 16'ya geldikten sonra biriktirdiğiniz Hollywood'larla direkt 20'ye geliyor zaten. Ciddi anlamda güzel X veriyor. 20'ye geldikten sonra zaten kastığınız Aspen'lerle de hemen 24'e atıyorsunuz. Bu sefer kastığınız Firefly'larla da 30'a gitmek çok basit oluyor. Çok ciddi anlamda güzel eks veriyor dostlar. Unuttuğum şeyler olabilir. Sormak istediğiniz şeyleri Discord üzerinden veya videonun altında yorumlara yazarak sorabilirsiniz dostlar. Çekinmeyin. Tüm yorumları tek tek okuyorum. Tek tek cevap veriyorum. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Woodcutting ve Carpentry mesleği bu kadardı. Bununla Weapon Craft yapabiliyorsunuz. Fakat Weapon Craft'ı yapabilmeniz için aynı zamanda Mining ve Blacksmithing'i de geliştirmiş olmanız gerekiyor. U'ya bastığınızda zaten bunu görebileceksiniz. Mesleklerde Sol tarafta bakıyorsunuz. Weapon smithing yapabilmek için Carpenter ve Black istiyor. Yani şu iki mesleği geliştirmiş olmanız gerekiyor. Weapon craft yapabilmeniz için dostlar. İlk bölümümüz biliyorsunuz wood cutting ve Carpenteriydi. idi. İkinci bölümde de mining'i ve black işleyeceğiz. Bununla birlikte weapon craft'ı da görmüş olacaksınız dostlar. Buraya kadar izleyen dostlarıma çok çok teşekkür ederim. Eğer bu seriyi beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.